Merhabalar sevgili Tuna Tüner. Merhaba. Öncelikle şunu hatırlatalım. Zilimizi açın. Evet, lütfen kanalımızdaki bildirim zilini açın. Ve videolarımızı beğenin. Beğeniyorlar. Çünkü yine çok beğeneceğiniz bir video çekmek üzereyiz. Daha çekemedik. Ama bir de o şeye basmaları gerekiyor değil mi? Beğenmeleri. Yani kalbi beğenme yetmiyor. Evet. Mutlaka basmaları gerekiyor. Peki. Sosyal medyada, Instagram'da bir söz yayınladınız. Tanışma ayrılıkta olur. Evet. Biz illa ayrılırken mi tanıyacağız? Biz tabii illa ayrılırken tanımayacağız. İlişkide tanışamamışların tanışma biçimi ayrılıkta olur da diyebilirdim ben bu söze. Bazen çok şablon yaşıyoruz ilişkilerimizi. Hep fantazimizde olduğu gibi, kafamızda olduğu gibi, muhayyelemizde, hayalimizde şey yaptığımız gibi, canlandırdığımız gibi onu uygulamak istiyoruz ilişkimize. Ve bazılarımız da çeşitli sebeplerden ötürü ayrılık korkusu, terk edilme korkusu, sevilmeme korkusu ve yalnızlık korkusu başta olmak üzere ilişkideki aksayan şeyleri görmezden gelir. Hasır alta eder. Görmez. Bilir aslında, bakarsa orada o sorunun olduğunu bilir, görür ama o mekanizma oraya baktırmaz. Dolayısıyla bir gün işte ayrılık gelir. Aa, öyle bir ayrılık olur ki, tabii ki idealinde her zaman söylüyorum, helalleşerek ayrışmak gerekir. Ama öyle ayrılıklar oluyor ki kan revan içinde. İnsanlar içinden başka bir insan başka çıkıyor. Başka bir şey çıkıyor ve özellikle boşanmalarda çok gönüllerin kırıldığını görüyorum ben. Hele hele maddi durumlarda. Çocukların velayeti, çocuğa da bir mal gözüyle bakılıp bu mal kimde kalacak, kim büyütecek hani gibi bir durum olabiliyor. Gözleri hiçbir şey görmüyor. Hırs ve kinden başka. Çocuklara ettikleri kötülükleri bir de sorsan, aslında benden önce işte Ayşe gelir, benden önce Ahmet gelir der her ikisi de ana baba olarak, ama Ayşe ile Ahmet'e yaptıkları kötülüğü başka hiç kimse yapmaz bu hayatta. Kendi hırsları üzerinde. Aynen. Ben ona işte kinlenmek diyorum. Kinleniyorlar. Velhasıl ikinci bir hayal kırıklığı oluyor. Böylesi ayrılıklarda. Daha düne kadar baş koyduğumuz aynı yasta, daha düne kadar eşim dediğimiz, daha düne kadar aynı evde, aynı sofrada yemek yediğimiz, aynı yüzüğü paylaştığımız, aynı hayatı paylaştığımız, aynı evi paylaştığımız iki insan bir günde böyle olabiliyorlar. Bunun birincil göstergesi, hiçbirinin aslında tam olarak birbirini bütün ilişki boyunca, üzülerek söylüyorum ki, sevememiş olmasıdır. Çünkü, çok acıklıymış. Evet. Hakikati paylaşmakta fayda var. Çünkü hakikaten seven büyük acı yaşar ama o acı hala o sevgiden izler taşıdığından ona zarar vermek istemez. Hakikaten sevdiğinin göstergesidir. Ayrılırken canı çok acımasına rağmen ötekinin haklarını gözetebilmek. Hala daha hakkaniyetli olabilmek. Susarak gidebilmek. Konu komşuya, çevreye filan. Bizim ünlülerimizden tut, halkımıza kadar baktığımızda boşanmalarını böyle çarşaf çarşaf Instagram'da anlatanlar, ne o bir tane video vardı, bir kızcağız işte davul zurna getirmiş mahkemenin önüne, ayrılıkları çok dikkatli seçmeye çalışayım kelimemi, özensiz bir yerden ele alıyoruz. Çok kırıcı, çok yıpratıcı bir şekilde ele alıyoruz. Ayrılığın kendisi yeni bir yara açıyor. Bu yaranın tamiri daha uzun sürüyor işte. Ama bazen Tuna Tüner demez mi ki, bazen sadece o yarayı almak için o ilişkiyi yaşarız. Nasıl, anlamadım? Yani hedefimiz aslında o yarayı almaktır. Şimdi tabii ki ben başka bir şey söylüyorum. Ben o yaranın bile benim tekamül yoluma önemli bir katkıda bulunacağının bilincinde biri oldum da zaten giderken acıtmam. Anlatabiliyor muyum? Ya ben kafamda şunu oturtamadım. Öyle bir çift düşünün ki
biz ayrılmaya karar verdik deyip tatlı tatlı yollarına baksın. Vallahi oluyor ya. Vallahi onu söyleyenlere ben çok inanamıyorum. Ben çevremde de gördüm. Çift danışmanlığımda da biz bunu bazen helalleşerek tatlı tatlı sarılıp ağlayarak bile çok vedalaştık çiftlerimizle. Daha önce yeter ki birbirlerini sevmiş olsunlar. Benim aradığım kriter bu. Üzgünüm. Bazıları şimdi üzülebilir, kırılabilir, sinirlenebilirler. Ama günün sonunda içinize dönüp kendi muhakemenizi lütfen kendiniz yapın. Tekrar ediyorum, çok da şey bir temele oturtuyorum bak. Daha önce en az bir kere ben seni gerçekten sevmiş, gerçekten sevmiş olayım. Gerçekten bağlanmış olayım. Bu şuna benziyor. Sana ne kadar kötülük yaparsa yapsın, anne babandan çıktığında gittiğinde bile bir aileden, bazen öyle anne babalar var ki biliyorsun, yani canını kurtarmak için gitmen gerekiyor evden. Gittikten sonra bile kötülüğünü ister misin? En azından kötülük yapar mısın anana babana? Yapamaz. Peki sevgiline, eski eşine nasıl yapıyorsun bunu? Oradaki sevginin benzeri bile oluşmamış çünkü burada. Burada sadece çıkarlar sevişmiş. Burada sadece menfaatler sevişmiş. Burada sadece hayaller sevişmiş. Gerçekler sevişememiş. Gerçekler sevişebilmiş olsa zaten bir şekilde ayrılığa gidilmemesi de sağlanabilirdi bir manada. O zaman bazen bu tanışmayı, tırnak içindeki tanışmayı göze almamız gerekiyor. Ayrılık da sevdaya dahildir ya. Yaşam ölümle birliktedir ya. O zaman kendi gölge tarafımızda da, karşımızdakinin gölge tarafıyla da yüzleşmeyi göze almak gerçekten çok büyük bir cesaret. Tabii istedim. Ki ve olgunluk işaretidir bu. Siz daha kendi kişisel yani bireysel olarak olgunlaşamamış insanların ilişki yaşaması o yüzden çok gürültülü olur. Konu komşuya da zarar verir, ailelere de zarar verir, arkadaş çevresine de zarar verir. Onların derdi hiç bitmez. Niye? Olgunlaşmamış oldukları için. Hala da didişirler. O bende kalacak. Ben sana bunu verdim. Düğünde ona ne taktın? Seni mahkemeye veririm. Onu öyle yaparım. Çocuğu alırım. Daha düne kadar eştiniz hani siz. Nasıl olacak? Sorsan hepsi sevgi dolu. Hepsi evladını çok seviyor. Hepsi işte vatanını, milletini çok seviyor. Ama işte dilde olmak başka bir şey. Yürekte olmak başka bir şey. Yürekten olan o şeyi yapmaz. Ya savaş meydanlarında bile Çanakkale'de hatırlamıyor musun? İki düşman birbirlerine sigara paketi atıyorlar. Hatırla. Evet. Yani şimdi tamamen egosantrik bir şekilde hayata ele alan iki insanın ya da çiftin bir tanesinin çok egosantrik bir yerden baktığında, yüreğini asla açmadığında ya da kapadığında ayrılıkta yaptıkları ötekine daha büyük acı verir. Ve öyle büyük yaradır ki bu. İşte uzun yıllar sürer bunun acısı. Halbuki ayrılık da sevdaya dahildir. Ölümün olduğu yerde hiçbir şeyin garantisi yoktur. Vaktinde gitmeye gün batımı denir diyen benim. Defaatle de söylüyorum. Ama ayrılık biçimi de var. Kavgalı, dövüşlü, hele işte sen onu ver, sende şu kadarım kaldı bana. Yani işte bu en basitinden kişiliklerin olgunlaşmadığını henüz. Ya da ayrılıkta hırçınlaştıklarını ya da kendi anne travmalarına işaret eder. Anlatabiliyor muyum? Bu anlamda ayrılık çok önemli bir başlı başına derse dönüşebilir. Onu tanımak demek aynı zamanda kendiniz içinde bir referanstır. Ben kimi çekmişim hayatıma? Ben bundan ne aldım? Bitişinde de nasıl bir ders aldım? Bu dersleri almak onunla sağlıklı ve iyi bir şekilde ayrışabilmek demektir. Bunu yapabilenler riskli yeniye yelken açabilirler. Çünkü ders öğrenene kadar devam eder. Ve hayatta öğrenmek hiç bitmeyecek bir şey. Peki bu sağlıklı ayrılıkları yaşayabilmek için de bazen çünkü tek taraf daha sevmiş oluyor diyelim. Bir taraf daha agresif olabiliyor. Belki profesyonel yardım almak mı lazım? Tabii kesinlikle. Hiç çekinmesinler. Her şey arkadaşlarla çözülmez. Her şey arkadaşlarla paylaşılmaz. Bugün en hassas anında öyle bir ortamda paylaşırsın ki öyle
mahrem bilgileri yarın öbür gün senin aleyhine kullanırlar. Arkadaşlığınızdan doluyorsunuz. Hoyrat kullanıyoruz biz biraz ilişkilerimizi. O yüzden danışmanlık almak çok faydalı olacaktır. Ve bir yetişkine yakışır. Makul bir şey olmak da, davranış olmak da birlikte mahremi de korumak anlamında çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de biliyorsun ayrılıklarda en nazik konuşmayı yapan en az aşık olandır. Gerçekten aşık olan ayrılık konuşması durduğunda camı çerçeveyi indirir, yüzü düşer, küfür eder, kül tablasını fırlatır ya, hani sinematografik olarak şey yaparsak. Bahsettiğim şey bu değil. İşte o organik bir şeydir. O onu sevmiştir. Ama onun hiddeti bir gün sürecek, bir gün sonra bitecek. Ben ayrıldıktan sonra hala daha canı yansın, ayağı bacağı kırılsın, işinden kovsunlar, arabasının lastiği patlasın davrananlara, ailelerin birbirlerine girmesine, seni öyle yaparım, sana ben bunu gönderirim, sen bizim kim olduğumuzu biliyor musunculara söylüyorum. Sen önce kendini bil, yetişkinliğine gel, senin benim kim olduğumu önce sen bil, biz seni tanırız, merak etme. Yepyeni bir video konusu verdi Tuna Hoca. Kapamıştı değil mi? Recognition. Kapatır ayak. O halde lütfen videomuzu beğenin. Beğenirler. Bildirim zilini açın. Ben zilciğimi açsınlar. Kanalımıza abone olun. Olsunlar. Instagram Tuna Tuner hesabını da takip edin. Ne memnun olurum. Lütfen yorumlarınızı yazın. Bize ilham olun. Hem de ne yorumlar gelecek bak şimdi sen gör. Teşekkür ediyoruz şimdiden.